Merhaba. Merhabalar. Herkes beni duyuyordur sanırım. Sizlere bir müzik dinletmek istiyorum. Kol saati ve radyo çocuğu zamanı çocukları. Bu müziği anımsayanlar var mı? Tabii hatırlıyoruz. Evet. Radyoda çalardı. Bir programın jenerik müziğiydi bu. 70'li yıllarda başlamıştı.
Evet. Ben henüz bilgisayarımdan bağlanamadım. O arada müzik dinleteyim dedim. Gelen değerlendirmeleri gözden geçirdim arkadaşlar. Genellikle şöyle bir tekrar gözden geçirirsem sizin için bir Word sayfasına bunları aktardım. Çizgi çizmeye, kara kaleme tekrar dönüşler yapmamız isteniyor. Renk için yeterli bilgi olmadığı, bu renk çemberinden bahsedilmek isteniyor. Tekrar sulu boyaya dönmek isteği olanların sayısı çok. Yöntemlerimi çok ilginç bulanlar var. Birçok kursa gidip hiçbir kursta böyle bir çalışma olmadığını söyleyenler olmuş. Çok teşekkür ederim. Bizim okulumuzun özelliğinden ve çok akademinin türevleri çoğaldı Türkiye'de ama bizim okul tek kaldı hep. Şu oldu, iyi bir şey yapılmaya çalışıldı ama maalesef size göstermiştim ilk çalışmalarımızda Güzel Sanatlar Liselerinde gösterilen bir temel sanat eğitimi kitabı var. O kitabın içerisine konulmuş fakat bu yöntem ve uygulama tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınırlarına göre yaratılmış. O da birazcık sıkıntılı bir pozisyon. Çünkü eşim öğretmen olduğu için okuldaşız, bölümdaşız. Ama Güzel Sanatlar Liselerinden mezun insanlarla da çalıştık. Güzel Sanatlar Üniversitelerine girmek isteyenler için. Ayrıca yakınlarımız vardı. En azından babamın kızı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezundu. Konservatuvara gitti. O müzikten geçti. İşte ne bileyim diğer okullarda da onun türevleri aktarılmaya çalışılıyor fakat başarılı değil. Çünkü ben çok öğrenciden duydum, çok genç insandan duydum. 30-40 yaşına gelmiş. Ya abi benim öğretmenim benim yaptığım resimleri beğenmiyordu. Bir öğretmen böyle bir şey yapamaz, yapmamalı. Resim beğenilmemezlik yapılamaz. Mümkün değil. Herkesin resmi kendine aittir. Leonardo da Vinci ile Michelangelo'yu ölçemezsiniz. İkisini de seversiniz. Beş parmağın beşi bir mi derler? Hani anne baba çocukların hangisi benim kardeşlerimden daha mı çok seviyorsun anne baba dediklerinde? En güzel örnek odur. Sanat da böyledir. Bir müzisyeni öteki müzisyenden ayırt edilecek özellikler vardır. Eserin özellikleri vardır. Kabul. Fakat bunun için ölçme değerlendirme yapmak çok anlamlı değil arkadaşlar. Asla yapılamaz. Tamam, yarışmalar yapılıyor, konkurlar kuruluyor, projeler üretiliyor falan. Tamamen emin olun, hiç kuşkunuz olmasın, kapitalizmin çıkar çevrelerinin oyunlarından başka bir şey olmadığı için onlar da trend olduğundan yani yükselen değer olmaya başladığından ben de kapılanlardanım. Biz de kapıldık onlara. Öyle olduğunu sandık. Ben 50'sinde uyandım bir şeylerden, bir şeylerin ters gittiğini 50 yaşında falan fark ettim. Emin olun. Son 15 yılda ben kendimi değiştirmek için çok ciddi çabalar sarf ediyorum. Hala. Ölene kadar da sürecek bu. Elimden geldiğince İnsanlara da dokunmaya çalışıyorum. Güzellikler yaratmaya çalışıyorum vesaire. Ve güzel insanlarla birlikte olmak, Tazeleme Üniversitesi'nin öğrencileri benim için gerçekten çok değerli, çok güzel insanlar. Onlarla yan yana olmak, iç içe olmak çok değerli bir şey. Kıvanç duyuyorum. Ben hala bağlanamadım bilgisayardan. Önemli değil. Buradan devam ederim. Benim burada amacım şu. Daha önce öğrendiklerinizi böyle bir kenara koyun. Bir süreliğine unutun. Başından beri yapmaya çalıştığım. Hani siz kendi kendinize karar verirsiniz diye düşünmüştüm. Fakat anladığım kadarıyla hala eski tarz bir eğitim modelinin, zihinlerde kalan modelin sürekli
sürdürülmesi isteği daha çok ön plana geçiyor. Ama bir yandan da üretilenler o kadar muhteşem, o kadar kaliteli ki tarif edemem. Herkesi de yazıyorum. Her arkadaşımın ürettiği genel geçer bütün 500 yıllık Rönesans dönemi resimlerinin dışındaki yeni tarz, yeni biçim, yeni anlayışın ürünleri. Bunu yakaladınız. Ama istekler öyle değil. Yani %50 bu taraftan, %50 bu taraftan gibi kişiler. Ben bunu hissettim. İşte mesela hayatımda ilk kez aldığım nefesi vererek müzik eşliğinde müzik resim yaptım diyor. Yani bu bizim art terapide, yaratıcı dramada, kendi okulumuzda, ben öğrenciyken çok yaptım bunları. Arkadaşlarla biz böyle küçük oyuncu oyunlar oynardık sınıfta, ikinci, üçüncü sınıftayken. Saat tutardık, o zaman kronometre falan yok. Mesela akrilik boya biz öğrenciyken çıktı. İşte ne bileyim, Rotring'ler falan o zaman çıktı. Her neyse, ben bugün sulu boyayla yine biraz çalışma yapmayı planlıyorum. İstekler genellikle şimdiye kadar yaptıklarımızın devam ettirilmesi üzerine kurulu. Çok abartmaya gerek yok. Mesela şöyle bir geri bildirimler aldım. Bu sağdan soldan gelen bazı resimle ilgili şeyler var, paylaşımlar var. Onları paylaşmaya çalıştım. Birçok arkadaşımız onları izlemişler. Tanıdıkları bile var. Kimisi orada amatör ve profesyonelce bulmuş resimleri. Resmin amatörü profesyonel yok arkadaşlar. Resim resimdir. Bize yaftalanmış, etiketlenmiş bilgiler var böyle. Hani o dediğim çıkarcı çerilerin zorladığı bir şeyler. Yok öyle bir şey. Ölçülemez, değerlendirilemez. Değerlendirilir, ölçülür. Ama başka kulvarda ölçülür. Yani daha objektif, daha insani ölçülerde ölçüp değerlendirilir. Böyle birilerinin bu amatördür, bu profesyoneldir. Ya bu da resim mi falan filan denemez. Böyle şeyler zihnimizde, asla zihnimizi kurcalayacak, orada bir yerde belliğimizi işgal edecek şekilde durmaması gereken şeyler arkadaşlar. Kurallardan bahsediyor bazı arkadaşlar. Sulu boyanın kuralı falan yok arkadaşlar. Yağlı boyanın kuralı da yok. Pastel boyanında, kara kaleminde, çizgi çiziminde, tamam ben kuralları öğrendim güzel sanatlarda. Ama orası bilginin sıkıştırıldığı 4 yılda 40 yıllık şeyin verildiği bir yer. Bütün üniversiteler bu amaçla kurulmuştur. Bir an önce orayı mezun olsun, bilginin yoğunluğunu alsın. Ama ne yapıyor bilgiyi alan kişi? Bu kadarcık bir aç gözlüğüyle bakıyor. Böyle bakamıyor. Onun için o amatör dediğimiz, alaylı dediğimiz sanatçılar, ressamlar var ya. Ya en güzel örneği ben söyleyeyim hemen aramızda. Bana bakıyor sevgili arkadaşım Berrin Duma. Yani geçen gün de izlediniz. Yani bu kızcağız hayatında hiç elinde fırça kalem almamış, emekli olduktan sonra bir çaba içerisine girmiş. Neler yapmış neler. Şimdi bunu neyle ölçeceğiz ya? Bu ölçülebilir bir şey mi? Bu ölçülemez arkadaşlar. Yemin ediyorum bana gönderdiğiniz resimlerde o kadar muhteşem resimler var ki. Berrin de dahil, öteki yeniden başlayanlar da dahil. Ben sizden yeni şeyler öğreniyorum. Emin olun. Çizdikleriniz beni çok coşkulandırıyor. Boyadıklarınız beni çok coşkulandırıyor. Tamam. Sulu boyanın bazı olmazsa olmaz kuralları var. İşte fırçayı şöyle tutacaksınız. Şöyle yapacaksınız falan filan. Neden? Eğer izin verirse bazı arkadaşlarım, onların resimlerini paylaşacaktım buradan. Şu an paylaşamıyorum. Örnek vereyim en azından. Sulu boyada boyama yaptığımız zaman kağıdımız üzerinde resim defteri yazıyorsa, altında başka hiçbir bilgi yoksa, bu çocuklar için yapılmış ucuz, kalitesiz şeylerdir. Bakın ben de aldım. El alıştırmak için, hızlı hızlı çalışmak için. Böyle bir şeyler de yaptım. Kağıdın haline bakın. Bu kağıdı düzeltmek için ütülemek gerekir arkasından. Bozulur da resim o zaman. Burada değerli kağıdı kullanmanın amacı şu. Kağıt bozulmuyor, ilk zamanki haline geliyor.
Onlar da piyasada satılan, işte ben bunu bulmuştum, geçenlerde gösterdim size. Bunu niye yapıyorum bir kez daha? Birçok arkadaşım bana özel telefonla da aradı. Kırtasiye'den aradı. İşte Milas'ta, Bodrum'da, Marmaris'te olanlar ve diğerlerinde. Hangisini alacağım falan diye soruyorlardı. Taş tutuyormuş. Burada yazıyor. Watercolor. Burada yazıyor. 230 gram. Yani 1 metre karesi 230 gram. 200 gram dahil 210, 220, 230, 300 gibi gramajlar değerli kağıtlar. Bir de bu öyle bir şey var. Eğer böyle bir şey alırsanız, ki böyle öneririm. Burası yapışkanlı. Resmi bitirdiğiniz zaman şurada açık kısım var. Buraya kretuarı koyarsınız, açarsınız, bu çıkar gider. Tertemiz. Bakın, geçen hafta bu böyle şişmişti hatırlarsanız çalışma sırasında. Şu an dümdüz. Demek istediğim bu. Sizi ötekine yol gösterir. Bu kötü olan da. Yani kağıt kağıttır. Başka kağıtlar da var. Örneğin. Canson. Canson iyi bir marka. Ben kestirdim de kağıtları ekonomi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok pahalıdır. Evet. Parası umurumda değil ama işte içindeki değer önemli. Ben dörde böldüm. Yarısı da şurada. Bunun yarısı. Canson. Bakın. 15 tane diyor. Ölçüsü var. Ama bunda gramaj falan filan yazmıyor. Canson envai çeşittir. Her türlüsünü üretir. En yaygın markadır Canson markası. Tek tek böyle kocaman plakalarla da bulabilirsiniz. Tek böyle defter gibi de bulabilirsiniz. Burada da yazıyor. 200 gram. Nihayet gördüm. 200 gram. Yani bir metresi 200 gram. Bu Ehvenişer. Bakın. Oradan çıkan parça. Geçen hafta çalışmıştım. Daha iyi duruyor. Ama 200'ün üzerinde olmaya başladı mı daha kaliteli oluyor. Size şimdi bir iki tane daha defter göstermiştim. Anımsıyorsanız. Biri buydu. Biri de bu. Bunlardan bulup bulamayacağınızı bilemiyorum. Ama üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Acid free. Yani asidi alınmış demek. Bu da şu anlama geliyor. İyi çizilebilir, iyi boyanabilir. Kağıt çok fazla zarar görmez, hasar görmez. Bu aslında çizim kağıdı, çizim defteri. Yani çizim yapmak için ideal, sulu boya için ideal değil. Ben size göstermiştim ama dikkat ederseniz bunda da gramaj falan yazmaz. Asit free yazar. Ay. Şimdi göründü galiba. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu benim için çok kıymetli bir kağıt. Sulu boya yapılabiliyor ama kalitesiz sulu boya kağıdına benziyor. Ama diğer çizimleri yapmak için çok iyi. Yani bunu İstanbul'da böyle kocaman bir paketi açamamış böyle içinde 100 tane olan şey olarak alıp dildirmiştim. İçeride yığınla var. İşte 10-15 yıl öncesinde kadar bir çizgi roman yapmayı planlıyordum. Kafamda bir şeyler vardı. Hani eskilerin deyişiyle miskülpesent birisiyim. Yani şimdinin deyişiyle nasıl deniyordu? Melankolik mükemmeliyetçi yanım çok ağır basıyor bu konuda. Öyle iyi yapayım ki kimse beni eleştiremesin. Çünkü çok 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 kolay eleştiriliyor. Haksızlıkla ediliyor yani emeğe. Bırakın iyi ya da kötü yapmaya. Bu da arkadaşlar şuna bakın. Duyabiliyor musunuz? Evet. Bunu göstermiş miydim size? Karton Hayır. sesi. Karton sesi. Bu resim kağıdı arkadaşlar. Sulu boya kağıdı. Bakın burada baskı yapılmış. Şunu görebiliyor musunuz? Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh'un suratı da var orada. Bu o kadar pahalı ki. Bir tanesi şuradaki gösterdiğim defterin fiyatının 2-3 katı. Yani şu tek başına 50 lira falan gibi bir şey. Hani bunu ben satın almadım. Bizim dükkanımıza geliyordu. Promosyon verilenlerden bir iki tane var elimde böyle.
Kullanmaya kıyamıyorum. Elim iyice alışınca güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Yani daha kalıcı bir şey. Hani böyle çerçeveleyip tamam bu benim istediğim gibi oldu diyebileceğim. İşte müşkül pesentliğim yüzünden. Alaylı'nın en büyük özelliği, en büyük avantajı, şansı benim gibi müşkül pesent olma olasılığını sıfır noktasına doğru indirmiş olmasıdır. Hani olsa bile benimki kadar yukarıda olmayacaktır. Ben o kadar fazla ince eleyip sık dokuyorum ki resim yapamaz hale geldim. Daha iyi yapacağım, en iyisini yapacağım. Çünkü öyle bir eğitimle, öyle bir zaman diliminden geçtik. Ben 50'sinden sonra fark edince yeniden gözden geçiriyorum. Ben de sizin gibi yemin ediyorum sıfır noktasındayım. Hiç farklı değil. Kendimi yenilemeye çalışıyorum. Sizin sayenizde ben de yeniden resim yapmaya başladım. Yani geçen sene de tazelenmeci sınıf arkadaşlarımla, Berin'le birlikte ben de yapmaya çalışıyordum. Sınırlıyoruz ama kendimizi. Evet. O sınırlarımızın dışına çıktığımız zaman birazcık daha başarılıyız. Bu benim için daha çok geçerli olan bir şey. Onu söyleyeyim. Şimdi sulu boyalarınız, kağıtlarınız hazırsa tekrar yeni baştan birkaç deneme. Bu arada ben de renkle ilgili gösteriler sunmak istiyorum. Yani iki renk karışınca neler oluyor falan. Sulu boyayla bu çok daha hızlı ve kolay oluyor arkadaşlar. Benim bilgisayarım bağlanamadı arkadaşlar. Üzgünüm. Yine deneyeceğim. Evet, kağıtlarımı getirdim. Bu kulak pamukları, neydi bunun adı? Havlu kağıt. İki türlü boyam var. Bir bu küçük boyamı kullanıyorum genellikle. Daha yer az yer işgal ettiği için. Evet, fırçalarım. Sularım burada. Şunu da şurada hazır bulunsun. Şöyle bir şey var. Benim kendimle ilgili olan bir şey diye düşünüyorum bunu. Ben kırtasiyeye gittiğim zaman çok para harcıyorum. Açılmamış kalemler var burada bakın. Açılmamış kalemler. Bunları gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum, satın alıyorum. 50 kuruş, 1 lira, 2 liralık şeyler. Bazıları pahalı. Örneğin bunlar pahalı. Ayrıca sizin bunları yaptığınızı görünce size bazıları tutup hediye ediyor. Öğrencilik yıllarından bu kadar devasa bir kalem. Birisi gördü benim resim yaptığımı. Ya bu senin gibi adama yakışır dedi. Aldığım günkü gibi duruyor. Hiç kullanmadım. Böyle duruyor burada. Yine bir başkası hediye etti. Tutmuşlar bir ağacın içine kalem yapmışlar arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bir yazıyor bu. Satın aldım ben bunu. Satıyorlardı. İşte ne bileyim böyle üçgen şeklinde kara kalem hem de iyi marka. Şu marka iyi bir markadır. Kohinoor. Bir ünlü bir elmasın adıdır Kohinoor. Bir Hint elmasının böyle masal kahramanı gibi bir şeydir bu. Bu marka Çekoslovak markasıdır. Ve çok değerli kalemleri, işte kalem uç, versatil içleri, sulu boyaları, kağıtları falan vardır. Yani neyse. Mesela şunlar var arkadaşlar. Bu tombul kalemler var. Bunları niye gösteriyorum biliyor musunuz?
Bunlardan elinizde küçük çeşitler olursa, hani bunlar çocuklar için. Okul öncesi ilkokul çocukları için yapılmış. Tombul tombul. Hani ağızlarına sokup boğulmasınlar, büyük parçalar olsunlar diye. Fakat o kadar heyecan verici ki, iki türlü heyecan veriyor. Bir görüntü, bir de çizdiğiniz zaman bunlar çocuk ağzını aldığı zaman boyanıyor. Bazıları. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. Ben denemedim de. Bu da şunu anlatıyor. Çocuk ağzını aldığı fark etsin yakındaki büyük. Artı zehirlemediğini ispatlamak için yapılmış bir şey. Yani çocuklara zarar vermediğini göstermek için yapılmış şeyler. Bunlar şu son zamanlarda, son 25 yıl içerisinde üretilen şeyler. Aynı zamanda şu anlama geliyor. İkinci heyecan verici nokta. Bununla da sulu boyanızın üzerinden geçebilirsiniz. Sulu boya gibi çalışıyor olsa da olmasa da. Çünkü renkli kalem. Çok güzel değerler yakalayabilirsiniz. Hani suyla ana kanavayı, ana prensipleri oturtturdunuz. Doğaya baktığınız yerde geri kalanını da kalemle yapabilirsiniz. Ha, sadece bununla mı? Değil. Bu kalemlerle de, yani işte kara kalemlerle de siyah olarak kullandığınızda pekala olabilir. Bu geçen hafta göstermiştim versatil kalem türlerinden. Bu pahalı bir şey. Ya çok ucuzdu. 2,5-3 liraydı. Şimdi 27,5 lira oldu. Ben alamıyorum. Eski aldıklarımı tüketmeye de korkuyorum bir yandan. Bunlar da mesela sulu boya yaptıktan sonra kullanabilir. Arkadaşlar, biz öğrenciliğimiz bittikten sonra ben TRT'ye girdiğim zaman Ecorin diye bir marka boya satıldı. Su, içinde böyle renkli sular var. Sulu boyayı tamamen sulandırmışlar. Fırçanızı batırıyorsunuz, hazır boyayı alıp sürüyorsunuz. Bu grafikerler için, logo tasarımcıları vesaire için ideal bir şey. Çizgi film, çizgi romanda hızlı hızlı boyayabilmek için. Yani sulu boyayla zaman kaybetmemek için. O Ecorin markaydı. Ecorin boya diyoruz ama hani bizdeki zimlemek, faylamak gibi oluyor bazen. O tür kullanıyoruz şeyleri, sözcükleri, isimleri. Ecorin markaydı. Muhtemelen yenileri de çıkmıştır, vardır. Ben uzun zamandır bu tür şeylere bakmıyorum artık. Sadece kalemlere falan bakıyorum. Beni heyecanlandıran kalemler oluyor daha çok. Bir de kağıtlar. Yeterince boyam var çünkü. Onlar beni idare ediyor. Yağlı boyam da var, akrilik de var. Örneğin akrilik mesela. Bizim öğrencilik yıllarımızda çıktı dedim, pek satılmıyordu. Dışarıya giden abiler, hocalar olduğunda, hani görevli gittiklerinde para toplanır verilirdi. İkişer tane, üçer tane tüp gelirdi. Arkadaşlar, şimdi duvarlara sürülen o akrilik boyalar tüplerdeydi o zaman. O kadar teknolojisi zayıftı. Kumlu kumlu çıkardı böyle. Tuvali biraz hırpalardı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o kadar muhteşemleşti ki boyanın en kaliteli kısmı tüplere konuluyor. Daha az kalitelileri büyük tüplere, daha kalitesizleri de duvarlara sürülecek akrilik boyaya dönüştürülüyor artık. Kimya öyle değişti orada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fiyatı da bizim ilk satın aldığımız zamankilere göre daha ucuz. Ha, o da bir sulu boya şeyi ama sulu boya kağıdına akrilik boyaya sulu boya yapmaya kalkmayın arkadaşlar. Kağıdınızı öldürür. Kağıda bir daha bir şey yapamazsınız. Bir plaka böyle film plaka ile zapt eder orayı korumak adına kullanamazsınız. Final anlamında olan bir şeydir o. Ha, akrilik boyayı tuvale sürdüğünüz zaman üzerine yağlı boya kullanabiliyorsunuz. Emiciliğini kullanıyorsunuz. İkisi birbirine içerisine geçiyor. Yani yakın zamanlamalarla yaparsanız. Bu da bir teknik kullanma biçimi. Neyse. Şimdi arkadaşlar, ben şurada şiminkeyi kullanayım. Daha net çıksın renkler. Örneğin. Pardon, şunu aşağıya görünür şekilde sokacağım.
Değil mi arkadaşlar böyle? Evet. Görülüyor kağıtlar. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar daha önce de söylemişimdir. Siz de duymuşsunuzdur. Üç ana rengimiz var. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Sarı, mavi ve kırmızı. Şimdi burada bu rengin içerisine, bu yeşilin içerisine sarıyı artırırsanız yeşilin rengini açarsınız kendiliğinde. Bakın açılmaya başladı. Bir de sulandırdığınız için tabii ki. Yani hem sulandırmanın kendisi hem de sarının kendisi yeşilin tonunu açar. Fırçayı yatık kullandığınızda farklı bir değer katıyorsunuz. Sadece ucunu kullandığında başka değerler katıyorsunuz. Bakın. Hani çizgi çizme değerleri yapmıştık ya. İşte şimdi işe yaramaya başlar. Fırçayı kullanırken de aynı değerleri kullanın. Her zaman yapın. Alın bir tane A4 kağıdı elinize. Kaleminizi açın. Sayfayı ikiye bölün. Böldüğünüzün yarısının bir ucundan ortasına, bir ucundan ortasına gelin kağıdın yarısına kadar. Sonra geri kalanını yapın. Sonra geri kalan yarısını önceki yaptığınızın iki katını. Size küçük videolar yapıp göndermiştim. Duruyorsa onlara bakarak da tekrarlayayım. Çizdiğiniz zaman her şeyi yapabilirsiniz. Bu arada boşa gitmesin diye böyle bir şeyler yapıyorum. Bir altyapı kurmaya çalışıyorum. Sonra ne olur bilmiyorum. Hani burada yazan arkadaşların bazıları soyutlama nasıl yapılır diye sordu. Şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmalar soyutlamaydı arkadaşlar. Gerçeklere bakarak, gerçekleri düşünerek, gerçekleri duyumsayarak kendimizden bir şey katarak yaptık. Eğer bir manzara resmi yapıyorsanız manzarayı olduğu gibi aktarıyor olmanız sizin bir şeyleri kattığınız anlamına gelmiyor. Siz onu birazcık değiştirmeye başladığınızda yani dağ yine dağ olarak gözüksün ama farklı bir dağ olması için çabalayın. Bir şey var, unuttuğum bir şey olabilir. Şimdi söylememiş olabilirim. Şu an aklıma geldi. Arkadaşlar, düşünce tarihinde felsefecilerin en çok kullandığı şey geometri arkadaşlar. Matematik değil. Ve geometriyi bulanlar Sümerliler arkadaşlar. Muazzez İlmiyeci bunu çok güzel anlatıyor kitaplarında. Fakat Öklit dediğimiz hani bizim topraklarımızda bu Ege kültüründe yaşamış bir adam var ya, Öklit geometrisi diye bir geometri vardır. O geometriyi o hale sokan işte Milekli, Bodrum, Halikarnaslı, Atinalı, Spartalı, İskenderiyeli, Kıbrıslı. Anlatabiliyor muyum? Bu bölgede yaşamış insanların geliştirdiği bir şey. Bir yandan da
öteki taraftan tekrar bir daha yoğun bir sarı alacağım şu tarafa. Görülüyor değil mi arkadaşlar? Görülüyor hocam. Tamam. Güzel. Şimdi kırmızıyı kullanacağım. Tabii şimdi burada arkadaşlar mesela benim önümde 4 tane kırmızı var. Vermillon kırmızısı dediğimiz bir kırmızı vardır. Bizim bayrak kırmızısı değil. Bayrak kırmızısı daha koyudur. Şu çizdiğim kırmızı. Bunun Türkçe karşılığı var. Alizarandı galiba. Tam Ali, Türkçe derken o Türkçe renk isimleri de zaten Türkçe değil. Binlerce, yüzlerce yıl önceden gelen Farsça, Arapça, İbranice, Aramice, Hintçe, Akatça, Hititçe, Sümerce sözcükler de olabilir. Çünkü Sümer kültüründen beri renkler biliniyor arkadaşlar. Ha, adı şekil değişiyor. Tıpkı Tanrı isimlerinin değiştiği gibi oradaki Damus burada Zeus'a dönüşüyor gibi. Şimdi burada tekrar bunları karıştırıyorum. Evet, burada yeşil, burada turuncu meydana geldi. Sarıyı yoğunlaştırırsam sarıya yakın bir turuncu olacak. Kırmızıya yoğunlaştırırsam kırmızıya yakın bir turuncu olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bir de meşhur bir renk var. Fizikte de çok kullanılan bir sözcük olarak geçer. Yine şu kırmızının kenarından gideyim. Zor bir renktir. Kullanması da sıkıntılıdır yani. Mavi ile kırmızıdan meydana gelen bir renk. Mor diye genel bir ismi vardır ama envai çeşit mor vardır. Bu mor envai çeşit, yeşil envai çeşit olmasının rengi maviden kaynaklanıyor arkadaşlar. Mavinin çok büyük bir özelliği var. Doğada da, boyada da mavi içine aldığı sarı ve kırmızıyı kullanırken inanılmaz çeşitlilik yapıyor. Kendi çeşitliliğine katarak. Yeşilde en yoğun yaşatıyor tabii bunu. Mavi yoğunlaştıkça gördüğünüz gibi başka bir mora dönüşüyor. Gene mavi görüyorsunuz burada. Ama kırmızı da katıldığında mor başka bir renk alıyor. Kahverengi gibi oluyor burada. Neden böyle oldu? Bu kırmızıyla bu maviyi karıştırdığım için. Kimyaları yüzünden. Başka bir maviyle başka bir aynı kırmızı olsa başka bir kahverengileşmeye morlaşma olacak. Başka bir maviyle başka bir kırmızıyı karıştırırsam ki kırmızıda da çok ilginç tonlar var. Orada da çeşitlilik olacaktır. Mesela kırmızının içerisinde sarı olduğunda işte kahverenginin, tabağının, bejin başka renkleri olur. Buna komplementer diyoruz. Yani mavi, kırmızı, sarının karışımından meydana gelen renkler. Tamamlayıcı renkler. Yani kırmızı, mavi, sarıyı karıştırın, kahverenginin tonlarını bulursunuz. Yeşil, turuncu ve moru karıştırın, yine aynı şeyi bulursunuz. Şimdi bunları anlattıktan sonra şuna çamurlaşma deriz biz arkadaşlar. Şuna çamurlaşma deriz. Sulu boyada. Görebiliyorsunuz değil mi gösterdiğim yeri? Burası çamurlaştı. Burası çamurlaştı. Moru gösteriyorum bir yandan ama bir yandan da çamurlaştı. Sulandırdığınız zaman bunu hızlı yaparsak tabii öyle olacak. Ben bu kağıdı sonra yıkayacağım. Renkler gene kalacak ama hiç olmazsa sonra bir daha kullanılabilecek hale gelecek.
Göstermek için yapıyorum bunu sadece, gördüğünüz gibi. Bakın, çamurdan aldım, çamur renk katıyorum. Başka bir ton, yeşilimsi, kahverengimsi bir şey çıkıyor bir yandan. Burada şunu göstermeye çalışıyorum. Küçük kağıtlarınızı alıyorsunuz elinizi, minik 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 böyle oyunlar oynuyorsunuz. O kağıtları asla atmıyorsunuz arkadaşlar. Bunun yarısı kadar, bunun dörtte biri kadar. Hani karelerden resim yapmıştık ya, hatırlıyorsunuz değil mi? Hem renkli hem şey, bir kadraj belirlemiştik. Küçüklerinden bir kompozisyon çıkmıştı. Şimdi biraz sonra kompozisyona da gireceğim, bir giriş yapacağım. Size sorayım arkadaşlar, kompost, kompost nedir kompost? Bir arkadaşım yazmıştı, kompost yapıyorum. Ben kompost yapıyorum dedi, kompost eğitimine gidiyorum dedi. Ben de sormuştum ona, kompost eğitimi nedir diye. Tarım İl Müdürlüğü bir eğitim var da oraya gidiyorum dedi. Tarımcılıkla ilgili bir şey arkadaşlar, kompost. Evet evet, bahçeler için kullanılıyor. Eysel atıkları bir kuyu gibi bir yer yapıyorsunuz. Bütün sebze artıkları, kemik artıkları, yaprak artıkları, çimen artıkları, onları bir yerde biriktiriyorsunuz. Ara sıra kağıtlar koyuyorsunuz, mukavvalar koyuyorsunuz. O bahçeler için inanılmaz bir gübre, kompost oluşuyor. Onu bahçelerinizde şimdi, gübre olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi ben araştırdım sözcüğün kökenini. Kompost sözcüğüyle kompozisyon sözcüğü aynı yerden besleniyor arkadaşlar. Bedrettin Cömert çok değerli bir insanımızdı. Öldürüldü biz üniversite öğrencisiyken. Doçentti. Yani doçent olmak olmuştu galiba. Bende kitapları var. İşte bu ünlü sanatın öyküsünü Türkçeleştiren bir insandır. Eski yani 1977-78 basımını bulursanız lütfen alın, kitaplığınızda olsun, çocuklarınıza, torunlarınıza bırakabileceğiniz değerli bir mirastır o. Gombrich muhteşem bir eser yazmamıştır ama o güne kadar yazılmış olanların en iyisidir. Sevgili, saygıdeğer Nur içinde yazsın diyeyim, Bedrettin Cömert orada kompozisyon sözcüğünü kocaman bir paragrafın içerisinde şöyle diyor. Ben bunu diyor, şöyle Türkçeleştirmeyi yeğliyorum diyor. Tırnak içinde yan yana getirme. Şimdi, compounds İngilizce, bileşikler demek. Kompo, alçı demek. Alçı neyden meydana gelir? Bir kimyayı başka bir kimyayla karıştırdığınız zaman alçı olur. Bileşim maddesidir, sıvadır. Kompost, besteler demek Fransızca, besteler. Yani bir sürü sinyaline gelmesinden meydana geliyor kompost. Kompoze, oluşturmak demek. Kompozite, bileşik demek. Completed, tamamlanma demek. Şimdi benim araştırdığımı bir kenara koyalım. Kompostla onları birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan şu. Şu benim renkleri yan yana getirince neler oluyor gösterirken gösterdiğim şey de bir kompost, kompozisyon. Bunun kuralları var tabii ki. Hani sulu boyanın kuralı olduğu gibi, kara kalemin kuralı olduğu gibi vesaire. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz tazelenmeciyiz. Biz kural mural tanımıyoruz. Böyle bakın. Şimdiye kadar bildiklerinizi unutun. Ya kenara koyun ya da onları elemeye başlayın. Yeni bilgiyle eski bilgiyi yer değiştirecek şekilde. Ama şunu yaparak. Onun doğru olup olmadığından emin olun. Yeni bilginin sizdeki var olan eski bilgiyle arasındaki değişikliği yapmak istediğinizde ben böyle yapıyorum. Emin olmadan
kesinlik kazanmadan asla yeni bilgi almıyorum. Ve yemin ediyorum benim ağzımdan çıkan hiçbir sözcük, eğer ben inanmıyorsam onun gerçekliğine ve bugünkü koşullarda en iyi, en doğru bilgi olduğuna inanmıyorsam asla söylemiyorum. Söylemeyeceğim de. Ölene kadar. Ve her zaman da değiştireceğim bu bilgiyi. Bilgi dediğiniz bu işte. Bu kompost. Bana okulda öğretilenden farklı bir şey gösterdim size. Bize okulda bu envai biçim şekillerde gösterildi. Ne diye şimdi onlarla zaman harcayalım ki? Haftanın 3 günü ikişer üçer saatlik bir araya gelme ve resim yapma gibi bir pozisyon üretebiliyorsak tazelenmeci olarak, o zaman yapabiliriz. Harcarız o zaman o zamanımızı. Bir kısmını evde, bir kısmını orada yapacak şekilde. Çok zenginleşiriz. Çizgi konusuna gelince, lütfen karalama dediğim bir şey vardı. Şuradaki kağıdı kullanayım. Duvarınıza asın arkadaşlar bir yere. Lütfen yapıştırın kenarlarından. Şu kalemi şöyle tutun. Eğer bu duvarda şöyle duruyorsa böylemesine tutun tabii ki. Her zaman 90 derece. Karalayın ya. Bırakın. Gidin gelin. Bir daha karalayın. Anlatabiliyor muyum? Yapın bunu. Yani gerçekten içimi boşaltıyor. Hobi gibi kullanıyorum ben resim yapmayı, müzik bilmem ne yapmayı, işte müzik aleti çalmayı, dans etmeyi falan filan. Hayır, hobi olarak yapmayın. Hobi diye bir şey yok. Hobi tam bir yaftalama. Sanatın içine edilmek için yapılmış bir şey. Sanat insan yapan bir şeydir arkadaşlar. Biz sanatın hangisini ne kadar çok kullanırsak, ötekileri de kullanarak. İşte Berin Hanım mesela çok güzel bir örnek bizim için. Berin'cim kusura bakma, sürekli seni örnek veriyorum. Memnuniyetle. Mükemmel bir örneksin tazelenme için. Hem sunum yaptın. Kendimi örnek verirsem böbürleneceğim diye çıkacak, utanırım. Ama sana yok yüklenirsem kusura bakma bu anlamda. Her yok, bakımdan. Estağfurullah. Yani estağfurullah. İşte en iyi örneklerimizden birisi. Ve yemin ediyorum aranızda bir sürü insan var. Aşırı yetenekli arkadaşlarımız var, çizgileriyle, boyamasıyla, yaptığı başka şeylerle. Ben bunları özelden, benle paylaştıklarından biliyorum. Maalesef burada gösteremedim. Kendilerinden izin alarak bazı arkadaşlarımın resimlerini paylaşacaktım. Bilgisayarım girmedi. İnternetim ne olduysa oradan giremedim. Bunu yapın arkadaşlar, bu karalamayı yapın. Bunu başka bir kağıtta da renkli yapın. Pastel bunun için ideal bir şey. Tek renkte yapın, sonra ikinci rengi katın. Bir yerlerine üçüncü rengi katarak bir tat yapın. Bu sulu boyada gösterdiğim kompost misali olanı yapmaya çalışın. Daha önce göstermiştim, hani kulak pamuğuyla birlikte terebentin ya da tinere batırarak sulandırdığınızda pastel boyayı sulu boya gibi, akrilik gibi, yağlı boya gibi kullanabilme şansı oluyor. Bunları yapın. Manzara resmini alın. Böyle 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 çizin. İster kalemle, kurşun kalemle. Bu elindeki kalem sıradan bir kalem. HB. Tamam. Muhteşem olanlarla da yapabilirsiniz. Ne olacak ki? Böyle 50 olanları var. Hiç böyle kalem gördünüz mü? Grafikerler için yapılmıştır bu kalemler. Farklı dokular yaratmak için. Kalem size yeni imkanlar sağlar. Kalemin ucunu biz böyle açardık. Normal böyle kalemin ucunu böyle açardık, yapardık. Fakat çok çabuk kırılırdı. Şimdi bu kırılmıyor. Niye? Kendisi böyle çünkü. Ne kadar bastırırsam bastırayım. Kalem size farklı kaleme imkanları veriyor.
Anlatabildim mi arkadaşlar? Alın elinize tombik kalemleri. Ben bu kalemlerle heyecan duyuyorum. Kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum, yemin ederim. İçinizdeki çocuğu çıkartmanın en iyi yolu çocukların kullandıklarını kullanmak. Alın bunları karalama yapın. Bundan daha iyisi olamaz. Bana bunların resimlerini yapın, gönderin arkadaşlar. Doğaya baktığınız fotokopisini çektiğiniz daha önceki kurslardaki fotokopilerden yaptıklarınızı yapmayın arkadaşlar. Atın onları ya, atın. Atın. Jil geliyor arkadaşlar. Akın eski çoraplarınızı, eski düşüncelerinizi. Yenisini yapın. Yenisi yaptınız ya, o kadar güzel şeyler yaptınız ki ben heyecandan ölüyorum burada. Ama bir yandan da bana bununla birlikte eski yaptığını da gönderiyor arkadaşlar. Bu nasıl olmuş hocam diye. Ya yapmayın ya, onu göndermeyin. Atın kenara, dursun. Bana ne? Bu nasıl olmuş yani hocam? Biraz sert... Bu nasıl olmuş? Buradan şimdi ben göremeyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bunu düzeltmem lazım görebilmem için. Bir de sizin ekranınıza basmam lazım. İşte yani... Birlikte yapınca böyle oluyor. Bunları tekrarlayacağız. Elinize sağlık. Gayet güzel oluyor. Melahat Hanım. Yani bütün arkadaşlara söylüyorum. Şimdi her biriniz farklı taleplerde, farklı öngörülerde, farklı uğraşlarını paylaşıyor benimle. İnanılmaz ya. Bir de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar, haberiniz olsun. Bugün sabaha kadar göndermiş olduğunuz yazılar, sözler, onların bazılarını kopyaladım. Resimler, hepsi kopyalayabildiklerimi kopyaladım. Her biriniz için birer klasör yaptım. Tarih atarak hepsini sildim. Sıfırladım yani WhatsApp'taki görüntüleri. Çünkü çok kalabalıklaştı bir cep telefonu. Şu. Ve baş edemez hale geldim. Bugün itibaren gönderebilirsiniz. Yani... Bugün gönderen olduysa, birkaç tane gönderildi galiba girmeden önce. Birkaç arkadaşla onları da paylaşacaktım. Çok güzel şeyler göndermişler. Yaptıklarınız çok güzel arkadaşlar. Fotokopilerdeki resimleri yapmayın. Bakın, buraya hazırladım. Bakın bu benim objem. Berin Hanım bunu hatırlar. Geçen sene, evet. evvelki sene. Obje evet. Olarak koyup çalışıyorduk. Değil mi Berin Hanım? Evet. Çok bunlar güzel. Bizim yıllar hı-hı. önce bir resmi hazırlamak için çocukları güzel sanatlar hazırlamak için, çünkü bu konuda para kazanmaya çalışıyorduk biz, ben özellikle. Güzel sanatlar hazırlamak için. Bakın altıgen. Evet. Altıgen prizma. Silindir. Ama aynı zamanda bunu böyle yaptırdık ki farklı görünsün. Evet. Anlatabiliyor muyum? Neden bunları gösteriyorum? Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane daha örnek var. Sonra satılıyor böyle. Oyuncaklar satılıyor. Çocukların işte elleri alışsın bilmem ne diye. Bundan küp yapılıyor. Şu an bozuk. Çok heyecan evet. veriyor. Satın alın ya. Bir yerine 3 satın alın. Hem bunu üretenler satın alındığını görünce daha çok üretirler. Bu bir emek, akıl. Bu iyi bir aklın ürünü arkadaşlar. Gerçekten iyi bir aklın ürünü. Bunu yapan insanlar para kazanıyorlar, kabul. Kazansın ya, hak ediyor adam ya. Ben bunları sakın alıyorum arkadaşlar. Bakın burada da var. Buradan da küp yapıyorsunuz. Bunun içerisine hücre koymuş. Alıp yapıp koyuyorsunuz. Bunlar aynı zamanda piramit. Bunlar aynı zamanda, bakın başka bir tane daha var. Ben bunların hepsini gördüm, satın alıyorum. Hem oğlum için aldım eskiden çocukken. Oynattım onu. Bakın bu da amorf. Neresine koyarsanız koyun farklı bir yere bakacak bir şey. Bu en son çalışılacak bir obje. Sekizgen. Ama aynı zamanda düz durmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Pizza kulesi gibi duruyor. Anlatabildim mi?
Yine başka bir tane, deminki gösterdiğimin başka bir tane. Bu da Pizza Kulesi gibi duruyor. Hem koni hem Pizza Kulesi gibi duruyor. Düz bir silindir. Kendim yaptım, buldum. Marangozhaneden. Ben bunu alabilir miyim dedim marangozhaneye gidip. Marangozhanelerle arkadaşlık kurun. Onlar iyi insanlardır. Kıymıkları var üzerinde. Yani bunlar gibi silinmiş değil, tertemiz değil. Bir çam gibi bir şey. Bu da bir obje oldu. Bir pastanede pastanın altına konan bir şey. Kontrplak. Yine başka bir tane daha. Aynı zamanda bu deminki gösterdiğim silindir gibi çıkabilen bir şey. Bunu koydunuz mu, böyle koydunuz mu farklılaşıyor. Bu neden böyle? Doğa envai çeşit. Yine bir tane daha göstereceğim. Yine pizza kulesi gibi duruyor. Ama dikdörtgenler prizması iyi kesilmiş. Yine bir başka tanesi. Bunlarla yan yana getirerek kompozisyonlar yapmak, yani kompozisyon derken işte yan yana getirme. Yan yana birkaç tanesi. Önce bir tane. Bakın, ben konservatuvarın sınavına girdim. Hani 10 parmağında 10 marifet var ya Berlin'in. Bende de var. Sizde de var. Hepimizde var. DNA'mızda var. Bu Devrim gazetesindeki kültür sanatta adını Saadettin koydu. Bir yazı yazdım. Her ay bir tane yazım çıkıyor orada. Sağ olsun Saadettin benden yıllardır istiyordu. Nihayet yazıp veriyorum ona. Adını Saadettin koydu. İlhan dedi, yazını okudum dedi. Ya ismini koyamadım, sen dener misin dedim. Sanat DNA'mızda var diyelim mi dedi. Aa ne kadar güzel olur dedim. İçeride bahsediyorum. Aklıma gelmedi. Arkadaşlar yıllardır söylerim. Kanımızda var bizim sanat. Bütün sanatlar. Ha, resmi yeteneğimiz tiyatroya olan yeteneğimizden az olabilir. Tiyatroya olan yeteneğimiz müziğe olan yeteneğimizden az olabilir. Falan filan. Yani hani dedim ya ben biraz önce müskülpesent, melankolik mükemmelliyeti bir yanım bana engel oluyor bazen. İçimde öteki kişilikler de var. 4 kişilik vardır arkadaşlar. Kanıtlanmış, 2500 yıldır asla üzerinde oynanmamış, Hipokrat'tan beri var olan 4 kişilik var. 4'ü de hepimizde var. Sürekli yer değiştirirler bunlar ama bir tanesi hep başaktır. Hep ön plandadır. Kişiliğin öne çıkartır. Ondan da vazgeçip ötekini çıkartabilirsiniz. Yeteneğinizi böyle de kullanabilirsiniz. Bunu ancak hulleleri atıp, yani idefiksliği atıp, yani jilleri atıp, eski çorapları atıp yenileri de kullanmayı hedeflemekle olacak bir şey bu. Burada bunları göstermemdeki kasıt, elinizle evinizde böyle şeyler olması gerekmiyor. Alın, böyle bir şey de olabilir. Bir tüp. Basmalı bir şey. Amorf, yani işte adının ne olduğu önemli değil. Böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kap. Kibrit kutusu. Anlatabiliyor muyum? Yani olabildiğince dikdörtgenler prizması, silindir, küp gibi şeylere daha çok benzeyen, silindir, daha çok silindir bulabilirsiniz büyük bir ihtimalle. Onları çizin. Onları karalayın. Bakın onları karalayarak yapın. Sizinle bu önümüzdeki hafta içerisinde olabildiğince karalamalarla ilgili resimler göndereceğim. Ünlü ressamların tarihte, empresyonistlerden beri var olan, belki Rönesans döneminde de olanlar vardır. Kurcalayıp bulunca çıkartıp göndereceğim arkadaşlar. Neler yapmışlar adamlar ya? 20. yüzyılda yapılmış, düşünceyi değiştirerek yapılan resim Rönesans'ta bile yapılmış. Ama kimse adını koyamamış. Çünkü felsefe dediğimiz şey, bakın ben 4. sınıf öğrencisiyim tazelenmede. Muammer Tuna sosyolog. Muammer Tuna, Durkheim'la,
Karl Marx'ın sosyolog olduğunu söyleyene kadar ben Durkheim'la Karl Marx'ı felsefeci olarak biliyordum. Böyle öğrendik. Lisede de, üniversitede de. Felsefeciydi. Felsefeci ise düşünerek de yapılabilir. Einstein üniversite mezunu değildir. Düşünerek adam fizikle ilgili iki tane Nobel aldı. Hala adam en birinci adam pozisyonunda. Yani bunun okulu olması gerekmiyor. İlla okullu olmak gerekmiyor. Okulu kendimiz yapabiliriz. Kitaplıklarımızla yapabiliriz arkadaşlar. Burası kitap dolu. Ben sürekli okuyan bir adamım. Ama en son 15 yıldır okuduğum kitap sayısı 50 yıl boyunca okuduklarımın 10 katı. Yemin ediyorum. Sürekli arttı. Haftada 7 kitap bitirdim ben bu karantinada. Benim rekorum haftada 7 kitap. PDF dahil. PDF kolay okunuyor. Felsefecileri okuyun arkadaşlar. Yani hayatınıza renk katmak istiyorsanız sadece böyle renk katmayın. Başka türlü renkler de katın. Müziklerinizin çeşidini değiştirin. Ben Türkiye aşığım türkülere. Türkü dediğiniz zaman ben böyle yağım erir. Ama klasik batı müziğinden vazgeçmem, cazdan vazgeçmem. Otantik, eski tarz, yerel müziklerden, Çin müziğinden, Hint müziğinden. Hani Hintlilerin dansları vardır ya, falan yaparak oynarlar. Hayranlıkla izlerim, dinlerim. İşte nedir? Soundtrackler var mesela. Yeniden yapılan müzikler. İşte bütün müzikleri harmanlayarak yapılan, yeniden üretilmiş müzikler. Deneyin, onları tekrar dinleyin. Yeniden dinleyin. Yeni olanları değil, yeni dansları izleyin. Eski dansları da izleyin. Dans etmeyi asla ihmal etmeyin. Mehmet Öz'ün kitaplarını okumuştum. 15 yıl önce Mehmet Öz'ün kitabıyla başladım ben. O kırmızı kitap piyasada yok arkadaşlar. Sanki adamı yasaklıyorlar Türkiye'de. Ha, onunla ilgili çok böyle olumsuz şeyler de çıkıyor. Bana ne ya? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben adamın bilgisinin kalitesine bakarım. Adamı destekleyen yığınla evrim biyoloğundan tutun, o kadar farklı alanlardaki tıp doktorları, çok kaliteli, Asyalı, Avrupalı, Amerikalı tıp doktorlarının kitaplarını okudum. 200'den fazla tıp doktoru kitabı okudum arkadaşlar. Onun için böyle ahkam kesiyorum, virüsten kimse ölmez diye. Ama bana inanın, virüsten ölünmez. Korkaklıktan, korkudan ölünür. Korku da bizim Neslihan Dedeoğlu'nun dediği gibi en alttaki amigdalamızın içinde var. Yok edemezsiniz onu oradan. Çıkartamazsınız. Beyin sapı denilen, bizim beynimiz yukarıda, memeli beyni, onun üstünde de insan beyni. %1 oranla şempanzeden farklıyız ya. %99'umuz şempanzenin aynısı. Kanıtlandı bu. Onlarca kez, onlarca farklı alanlarda kanıtlandı hem de. O zaman bakışımızı değiştireceğiz. Ha, siz benim gibi bakmıyor musunuz? Bakıyorsunuz, biliyorum. Ama yeniden öğrenin. Yeniden öğrenirken inanılmaz şunu fark ettim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bunu. Bir filmi ikinci, üçüncü kez seyrettiğinizde, bir kitabı ikinci, üçüncü kez okuduğunuzda, roman, öykü, şiir, yemin ediyorum farklı tatlar alıyorsunuz. Farklı bilgiler ediniyorsunuz. Okurken farklı, izlerken farklı, dinlerken farklı. Ne demek? Sohbet ederken bile, aynı şeyleri söylerken bile karşınızdaki bir şey söylüyor, sizin ufkunuz açılıyor. Onun için bu interaktif bana pek, benim pek hoşuma gitmiyor. Birebir yüz yüze geldiğimiz zaman, kıran kırana sohbetler yaptığımız zaman daha iyi oluyor. Değil mi Berin? Aynen. Ben de bu arada böyle bir kendi kendime renk skalası yaptım. Şöyle. Nereye gittin? Ha, gördüm. Bir daha göster lütfen. Berin, bir daha gösterir misin canım? Harikasın. Evet. İşte sonra arkadaşlar. Şöyle bir renk çiçek yapmaya çalıştım. İşte bu. İşte bu. Yani ben daha biçimsiz yaptım. Berin evet. Daha anlamlı bir hale soktu. Yani arada çok fark yok. Bunun ölçüsüyle Berin'inkinin ölçüsü arasında şu fark var. Aa, ne kadar güzel çiçeğe benzemiş. Evet. Bu. Aradaki fark bu arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Berin'in yaptığı o
çiçeğe benzeyen renk skalası o kadar güzel bir şeye dönüşmüş ki. Şimdi ben bundan başka bir şey çıkartmayacağım mı sanıyorsunuz? Çıkartacağım. Ben bunu yıkayacağım suyun altında. Renkler kalacak. Kuruduktan sonra tekrar çalışacağım. Ve başka bir şey dönüşecek. Çünkü anlatırken zihniniz başka şekilde düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani sigara içerken, sigarayı yakarken düşünemezsiniz denir ya. Sakız çiğnerken merdiven çıkamam derler ya, espri olsun diye. Onun gibi bir şey bu. Anlatırken yapamıyorsunuz. Ama dinlerken yapabiliyorsunuz. Fark bu. Anlatabildim mi? Evet. Arkadaşlar, hala yeniden bunlara devam edeceğiz. Anladığım kadarıyla. Her hafta yine sulamaya gireceğiz. Bana yazarsanız beni yönlendirmiş olursunuz. Çok mutlu ve memnun olurum. Bunlar, bu sizden aldığım bilgiler Aralık ayından beri olan bilgilerdi. Unutulmuş bilgilerdi. Ben böyle Aralık ayından beri hepinizin WhatsApp'tan yazdıklarını sakladığım için o kadar kalabalıklaşmış ki. Ben bütün hepsini aldım. Sayfalar sürdü. Şuraya 2 sayfalık, 3 sayfalık özet yaptım. 2 gündür ona çalışıyordum. Neler en çok talep edilmiş diye. İşte ne bileyim, 3 kişi aynı şeyi talep etmiş, 4 kişi aynı şeyi talep etmiş, 1 kişi tek başına talep etmiş falan filan gibi. Ama çeşitlilik bütünlüktü. Şimdiye kadar yaptıklarımızın hepsini yeniden yapılmasını isteniyor. Ben de size her seferinde ısrarla aynı şeyleri söyleyeceğimden şu kuşkunuz olmasın. Yani sulu boyayı ne kadar çok sulu ve ne kadar çok yaparsanız ve kağıdınızı alın, bölün arkadaşlar. Kağıtlarınızı alın, 2'ye bölün. Yani bu ne? Elim kadar bir kağıt. Yani boyutu algılamanız adına söylüyorum. Bu elim kadar bir kağıt. Elimden biraz büyük işte. Elimde nedir? Yani şurada çok güzel. Bakın, bu cetveli de bir yerde buldum, aldım. Ben kullanmak için değil, seyretmek için arkadaşlar. 17.30'a 12.30 falan. Bir şeyin yarısı. Bunu da bölün 2'ye. Bu kadar yapın. Gerekiyorsa onu da bölün, 4'e bölün. Şu kadar küçük kağıtlara sulu boya çalışmaları yapın. Onlarca, yüzlerce yapın. Sonra onlarla kompozisyon yaparız. Tamam mı? Çok ileride. Bu karalamaları da öyle yapacağız. Karalamalardan neler çıkartacağız? Aklınız, hayaliniz durur. Yani kompozisyon dediğiniz şey, tamam. Bazı olmazsa olmaz kurallar var. Bir arkadaşım bana videolar göndermiş. Altın oran neydi? Altın oran ve benzeri bir şeylerle ilgiliydi. Onları izledim. Orada bir çocukcağız var. İşte yeni mezun olmuş belli ki. Heyecanla öğretmenlik yapmaya çalışıyor. Video yapmış. Altın oran spiral anlamına gelmez arkadaşlar. Spiral altın oran falan değildir. O uydurma bir şey. Spiralde altın oranını görebilirsiniz. Bu başka bir cümle. Dikkat edin. Spiral altın oran değildir. Altın oran başka bir şeydir. Sümerler buldu bunu. Pi sayısını da onlar buldu. Geometriyi, rakamları da onlar buldu. 7000 yıl, yaklaşık 7000 yıldan beri gelişe. Hindistan'a gitti rakamlar, sıfır aldı yanına geldi. Sıfır gelişti, öklit geometrisine girdi, matematik büyüdü. Descartes denen adam Rönesans döneminde matematiğe kattı, öklitin içerisine kattı ve bir şeyleri geliştirdi, düşünce modelini. Düşünüyorsam o halde varım. Bu çok muallaklı bir cümle oluyor. Bu cümle aslında çok büyük. Latincesi de Türkçeleştirdiğiniz zaman da. Sonuçta o cümleye varılıyor. Bir sürü cümle den sonra matematiksel olarak düşünüyor adam bunu. Bunu matematikselleştiriyor. Eğer o matematik öyle olmasaydı Newton olamazdı.
Einstein da olamazdı. Bugünkü matematik de olmazdı. Bugünkü cep telefonları da olmazdı. Descartes sayesinde, Öklit sayesinde, Sümerler sayesinde. Öyle birdenbire olmuyor. Ben çok meraklıyım. Geometri. Bu geometrik şekiller iki boyutta, yani küçük sulu boyalarınızı, küçük sulu boyalarınızı, ne bileyim, 5-10 tanesini geometrik şekiller şeklinde boyayabilirsiniz. İçini farklı, dışını farklı. Anlatabiliyor muyum? Uyduruyorum. Siz kendiniz de bulabilirsiniz. Bir üçgen yapıyorsunuz mesela. Hemen şimdi göstereyim size. Örneğin. Aa, çamur yaptım. Tüh. Hay Allah. Kötü oldu. Şunu yapayım. Bir kenarı şöyle yapalım. Yeşil. Öteki kenarı. Ay, kirliymiş o da. Kırmızı. Öteki kenarı da sarı olsun. Yani becerebildim ya burada renk şu sarı. Böyle evet. Üçgen yapın. Anlatabildim mi? Uydurun. İçini tamamen farklı boyayın. Boyarken de renkleri karıştırmayın birbirine mesela. Burası da diyelim ki turuncu olsun. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim size bu sunduğum şey. Yaratıcılığı kendiniz keşfedeceksiniz arkadaşlar. Ben size yaratıcılığı öğretemem. Yaratıcılık öğretilmez. Hepinizin beyninde var, DNA'nızda var. Sizin kendiniz çıkartmanız gerekiyor. Bisikleti size birisi planlı bir şekilde öğretemez nasıl kullanacağınızı. Binersiniz, düşe kalka öğrenirsiniz. Bebekken yürümeyi öğrendiğiniz gibi öğrenirsiniz. Benim yapmaya çalıştığım bu. Öğretmeye çalışmıyorum ben size. Yol gösteriyorum. Bak burada karıştı. İstemeden oldu. Kağıdı böyle tutunca. Olsun. Anlatabildim ne demek istediğimi. Yani kağıtlarınızı böldüğünüz zaman böyle böldüğünüz zaman şu küçük parçaları envai çeşit her türlü boyama biçimleriyle boyayabilirsiniz. Evet. Her türlü boyama biçimleriyle boyayabilirsiniz kağıtlarınızı. Küçültün. Kaliteli böyle kaliteli ya da ötekiler gibi gerçek sulu boya kağıtları 200 gramın üzerinde. Kanson bence kanson da olabilir ya. Yani kimseyi zorlamak istemem. Hani maddi anlamda. Ama kestireceğiniz için zaten bunu da böyle dörde böldüğünüzü düşünün. Bu da dörde bölünsün şöyle. Anlatabiliyor muyum? Bu da böyle dörde bölündüğü zaman çıkan parçalar sık yapabiliyorsanız onu da dörde bölün. İkiye bölün. Bir kısmını da. Yani ben kansonu ne yaptım? Önce ikiye böldürdüm. Sonra da bu tarafını ikiye böldüm. Bu yarısı kaldı. Yani farklı büyüklükler de elde edebilirsiniz. Şunları gözüp ikiye böldürebilirim. Şunu da biriktirip onları ikiye böldürebilirim. En küçüğünden en birine değişik boyutlar olur. Ve en küçükten başlarsanız egemenliğiniz, hakimiyetiniz artar. Yükselir. Anlaşıldı arkadaşım. Yani bir, tamam. Nasıl yazacağım ben de neyse yazarım galiba. Yani galiba süremiz bitti. Oo, bayağı aşmışız. 1 saat 20 dakika. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Yine aynı donanımla olalım. Olabildiğince kağıt, küçük kağıtlarla gelelim. Ben de kağıtlarımı küçülteceğim. Kırtasiye götürüp küçülteceğim. Minik küçük çalışmalar yapalım. Çoğaltalım onları. Hem karalama olarak
hem sulu boya olarak. Sulu boyayı ne kadar çok yaparsak yağlı boya, akrilik boya ve tuval vesaire duvar resmi şeklinde yoğunlaştırırız kendimizi. Bir duvar resmi böyle bütün duvarı boyayıp resmederek yapılan bir şey değildir. Parça parça yapılır, bölük bölük bölünür, parça parça yapılır zaten. Koca duvar bir seferde boyanıp çıkartılamaz. Onun da öyle teknikleri var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eşim beni bekliyor. Onu gidip okuldan alacağım. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Selamlar. Teşekkür ederiz. Ahmetciğim, chat'ten yazar mısın bittiğini? Ya da ben mi yazayım? Nasıl yazacağım? Şuradan yazılır herhalde. Chat şurası mıydı? Evet. Tamam. Tamam.